her ne kadar Abdullah Hoca'dan iman etti dense de, ki inşallah iman etmiştir, PKK'nın imansız, Allah'a karşı, Kur'an'a karşı bir örgüt olduğunu hiçbir zaman için unutmamak lazım. Geceli gündüzlü komünist tehlikeye karşı, PKK tehlikesine karşı herkesi uyarmak lazım. Yani PKK zannedildiği gibi böyle işte barış isteyen, kendi halinde bir yapılanma değil. Onlar istese de ideolojileri istemez. Yani kendileri istese bile Leninizm yasak diyor. Adamlar Marksist, Leninist ve komünist düşüncede. Dese ki ben karşıyım, komünizm onun yakasını bırakmaz. Çünkü PKK komünist partidir. Komünist ideoloji üstüne kurulmuştur. Marksist ve Leninist'tir. Marksist, Leninist olunca ben barış istiyorum dedirtmez ona. Olsa olsa bir ileri iki geri olur. Yani Lenin'in taktiği olur. Leninizm'de komünizm getirilirken gerekirse geri adım atılır. Yani barıştan da bahsedilebilir, dinden bahsedilebilir, İslam'dan, Kur'an'dan da bahsedilebilir, komünizme ilerlemek için. Şu an bir Marksist taktik yapıldığı kanaatindeyim. Yani bir adım ileri atılmıştır, iki adım geri gelinmiştir. Lenin'in de kitabı var zaten. Bir adım ileri, iki adım geri diye. Leninizmin bu taktiği şu an Türkiye'de uygulanıyor. Onun için Marksist, Darwinist, materyalist düşünceye karşı sürekli bilimsel eğitim, anlatım, kitap dağıtımı devam etmeli. Özellikle kilit noktalara, emniyet müdürlükleri, işte milli eğitimle ilgili yerler olabilir. Hatta MİT müsteşarlığına gönderilebilir. Her yere göndersin kardeşlerimiz, her yere hediye etsinler. Bu büyük tehlikeye karşı halkımız, milletimiz bilinçlendirilsin. Nefes almadan bunun devam etmesi gerekir. Biraz vakit varken bu imkanı iyi kullanmak lazım. Sebebe sarılacağız. Eğitimin dışında, bilgilendirmenin dışında olmaz. Yani Marksizmi sadece telin etmek demek, işte bunlar Allahsız, kitapsızdır, komünisttir bunlar demek insanı etkilemez. Yani bir entel dantel esen bunu anlatsan senin kabaca Marksizmi eleştirdiğini düşünür. Marksizmi bilmediğin için işte kulaktan dolma bilgilerle klasik antikomünist söylemleri geliştirdiğinizi düşünür ve etkilenmez. Onun için bilimsel anlatım ve Darwinizmi, materyalizmi eleştirerek anlatım hayatidir. Yani komünizme karşı olmak da etkilemez adamı. İstediğin kadar anlatmıyorsun. Komünizm dinsizdir, Allahsızdır desin. Ama adam der ki sana, Darwinizm bir gerçek değil mi? Devlet Darwinizmi savunmuyor mu diyecektir. Doğada Darwinist bir gelişme olduğuna göre, diyalektik bir gelişme olduğuna göre, doğanın da, tarihin de, diyalektik gelişmesinde şaşacak ne var dese ne diyeceksin? Değil mi? Önce o felsefenin ortadan kaldırılması lazım. Yani doğa diyor, kainat tesadüfen bir patlama sonucu oldu. Canlılar tesadüfen oldu diyor. Tarih de diyor bu diyalektik felsefenin içerisinde gelişiyor. Bir süreç bu diyor. Süreç. Marksist söylemde bu çok önemli bir kelimedir. Süreç. Evet. Süreç devam ediyor diyor. Marksist söylemin mantığında bu önemli bir açıklamadır. Onun için iyi bilgilenmek, yani Darwinist, materyalist düşüncenin geçersizliğini anlatmak, bu zemine oturtarak dini anlatmak, dini anlatırken de yobaz ve bağnaz düşüncelerden arındırarak dini anlatmak gerekiyor. Çünkü sen bir yaratan var dersen, o zaman yaratan bizden ilgileniyor mu der adam. Ya bizden haberi var mı der, haşa. Değil mi? Tabii ki. O zaman dini anlatman gerekiyor. Şimdi Allah var demek de bitmez. Allah vardı, o zaman yine komünist olurum der. Evet. Yine onun için ahlakın, dinin bir anlamı kalmaz. Yani değil mi? Deist mi diyorlar onlara? Evet. 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 Yine kabul etmez. Orada yapılacak şey dini de anlatmak. Ama eğer geleneksel, bağnaz din anlayışını anlatırsan adam sana güler. Yani kadın buçuktur, işte sopayı duvara asman gerekir, kadın ne derse onun de tersini yap. Böyle abuk subuk, işte yemeğe sinek düşerse içine batır, bilmem ne, buna benzer laflar edersen adam ona, değil mi, tepkisini çekersin ve inanmaz sana. Her şeyin mantıklı olması gerekiyor. Bakın en başından Darwinizmi bir kere çok mantıklı anlatman lazım. En hayati konu bu. Sonra iman hakikatlerini, Kur'an mucizelerini anlatman lazım. Kur'an'ın geçerli olduğunu ve doğru olduğunu anlatman lazım. İman ettikten sonra Allah'ın hükümlerini doğru olarak, bağnazca değil, sevgiyle ve şefkatle, coşkuyla anlatman lazım. O zaman tehlike durur. Sistem budur. Yoksa sen Darwinizmi yok etmeden komünizme, PKK'ya karşı oluyorum desin. Hiç etkin olmaz. Senin klasik sağcı olduğunu düşünür. Bağnaz olduğunu düşünebilir. Tutucu olduğunu düşünebilir. Ülkelici düşünce içinde olduğunu düşünebilir. Sığ düşündüğünü iddia edebilir. Her şeyi söyleyebilir. Çünkü senin inancının bir temeli olması lazım. Diyor ki o inancımın benim temeli var. Darwinizm diyor. Kainatı ben açıklıyorum. Sana söylüyorum, sen anlat diyor. Ben bilmiyorum diyor. Açıklayamıyorum diyor. O zaman adam galip gelir. Sen orada ona mağlup edeceksin. Darwinizm konusunda mağlup etmeden PKK ile mücadele olmaz. Yani orada yenmeden oraya geçemez. Tamamen havada kalır. Yani temelini oturtmadan, zeminini oturtmadan tamamen havada kalır. Yani vatan, millet, bayrak demen de hiç etkilemez. Vatan kavramını sen çıkarttın der. Nereden çıkıyor vatan diyecek. Değil mi? Vatan, dine göre vatan var. Millet kavramı, onu da sen kendi kafana göre çıkarttın der. Bayrak, bayrak ne der yani? Evet, tabii. Bayrağı bana açıkla der. Sen kendi kafana göre çıkartıyorsun der. Din üstüne oturttuğunda vatan, millet, bayrak adamda anlam bulur. Ve sağlam bir inancın üstüne oturur. Yani iman konusu olmuş olur o. Öbür türlü elastiki bir konu olmuş oluyor. Yani her yöne çeker adam. Tamamen reddedebilir. Baş edemez. Din üzerine, gerçek din üzerine oturtursan gelişir. Mantık oturur. Gerçek inanç olur ve gerçek iman olur. Samimi iman olur. Öbür türlü devam ettiremez. Onun için mesela PKK'ya karşı adam, niye karşısın? Karşı olduğum için karşıyım. Allah'a inancımdan dolayı diyecek. Allah'a inancında da Darwinizm, materyalizmin geçersizliğini bilerek ve karşı tarafın putunu yıkarak netice alması lazım. Sağlam zemine oturmayan bir iman çalışması netice almaz.